Bugün Balıkesir Üniversitesi hakkında biraz konuşacağız. Anlatırken bir yandan da size onları göstereceğim. Mesela yurdun etüt odasına gittim, kendime bir masa ayarladım. İşte Balıkesir'de nerelerde ders çalışabilirsiniz? Bir saat kulesi var. Tarihi saat kulesi. Zaten illaki göreceksiniz. Üniversiteye ilk gittiğim günü video çekmişim böyle 2-3 dakikalı. Kampüsü gerçekten çok fazla geniş. Ücretsiz çorba ve çay dağıtımı falan yapılıyordu. Trenle Balıkesir'e gelebilirsiniz. Herkese merhabalar. Şu an videoyu telefonumla çekiyorum. Kamerayı garantiye verdim. Ama yine de hani kameram yok diye video çekmemezlik yapmıyorum. Çünkü şu an tercih dönemindesiniz ve bir sürü işte şehirlere bakıyorsunuz, okullara bakıyorsunuz, bölümlere falan bakıyorsunuz. Ben de hani geçmişte yaşadığım tecrübeleri burada sizinle paylaşmak istiyorum. Hem de tam da zamanında bir video olsun istiyorum. Bugün Balıkesir Üniversitesi hakkında biraz konuşacağız. Hani böyle daha çok çok bilinen bilgileri vermek yerine daha çok ben Balıkesir'e ilk gittiğimde neler yaşadım, nelerle karşılaştım, anılarım nelerdi, neler tecrübe ettim ve daha fazlası bunları anlatmayı düşünüyorum. O zaman videoya başlıyorum. Ben ilk defa 2019 senesinde Balıkesir'e gitmiştim. Orada da üniversite okumaya başladım. Öncelikle üniversiteye gitmek demek sadece dersler demek olmadığını hepimiz biliyoruz. Üniversite demek şehir demek, yurt demek, aile eve çıkmak demek, sosyal aktiviteler demek. Yani kısacası üniversite demek farklı bir yaşam biçimi demek. Öğrenciliğini özgürce yaşayabildiğin dönem demek bence. Bu videoda da bir öğrenci gözünden işte okulu, üniversiteyi, şehri, yurdu görmenizi sağlamaya çalışacağım. Ben 2019 ve 2020 yılları arasında bir dönem Balıkesir'de bulunmuştum. Ve hani o zamanlarda video çekmiyordum. Aslında hani hep içimde vardı böyle işte etrafı gezerken video çekiyorum, yaptıklarımı falan hızlı çekimle çekiyorum ama o zamanlar daha çok böyle fotoğraf çekmeyi seviyordum. O zamanlardan da kalma kısa kısa videolarım, fotoğraflarım var. Ben anlatırken bir yandan da size onları göstereceğim. Hani görsellik çok önemli. Mesela ben evet şuraya gittim diyorum ama nasıl bir yer? Onları da böyle etrafa koymaya çalışacağım. Öncelikle hangi bölümde olursanız olun, ilk işiniz o gittiğiniz şehre yerleşmek. Gerek yurda, gerek ayrı eve, gerek işte başka bir yere ilk işiniz yani oraya yerleşmek. Hepiniz şu an kendi şehrinizden bambaşka yerlere gideceksiniz. Hiç görmediğiniz coğrafyalar. Tabii ki de bir önyargılarınız olacak. Belki korkularınız olacak. Yapabilir miyim endişesi ya da alışabilir miyim endişesi olacak. Benim tavsiyem bir hafta önceden gidin. Yani okul yani ben kendimden bahsetmem gerekirse bir hafta vardı okulların açılmasına. Ve ben bir haftadan İzmir'den Balıkesir'e gitmiştim. Yurdum belliydi zaten. Balıkesir KYK kız yurdu bir tane var. Oraya gittim, yerleştim. Odamı hani yerleştirdim, valizleri falan açtım. Sonrasında da şehri keşfetmeye çıktım. Bugün yurttayım. Şimdi hazırlanıyorum. Birazdan çarşıya gideceğim. Yurt oda turu şimdi yapabilirim biraz. Buraya geldim geleli kaç gündür kahve içemedim gerçekten. Şimdi görüşmek üzere. Böyle hazırlandım, giyindim. Böyle 4 kişilik bir odada kalmıştım ilk hafta. Hazırlandım. Tek başıma böyle çıktım. Yurdun önünden otobüsler falan kalkıyordu böyle. Gittim Balıkesir'in sokaklarını gezdim, gördüm. Nerede ne var böyle biraz kendi bakış açımdan görmeye çalıştım. Tabii ki de elimde hep telefon. Haritalar, hani haritalar sayesinde bir yerlere gidip görebiliyorum. İşte şu sokakta şu var, bu var. Hatta ilk gün kütüphaneye gideyim diye haritaları açtım. Kütüphane tam merkezde gözüküyor. Gidiyorum. Bina yok, bomboş. Sonradan öğrendim ki o bina yıkılmış. Yani kütüphane yokmuş. Sadece haritalarda hani gözüküyormuş. Haritalara da fazla güvenmeyin. Arada bir sorun, arada bir hani etrafınıza bakın, telefona bakın. O şekilde yani yolunuzu bir şekilde bulursunuz. Bir de YKS'den yeni çıktığımız için böyle ders çalışmaya alışmışım tabii ki de. Sürekli test çözüyorum falan filan. Yurda ilk gittiğimde de hatta şehre de ilk gittiğimde de ders çalışacak yerleri arıyordum. İşte mesela yurdun etüt odasına gittim, kendime bir masa ayarladım falan. Sonrasında ilerleyen dakikalarda da anlatacağım. Kütüphaneleri gezdim, gördüm. Böyle kütüphane ama kafe ama böyle kütüphane tarzı yerler keşfettim.
Ondan mesela genelde hep yalnız takılırdım böyle, hep böyle gezmezdim. İşe YKS'den de alışa geldiği için böyle sürekli bir şeyler yazasım geliyordu. Masada oturasım falan geliyordu. İşte ajandama yazıyordum. İşte bugün yaptıklarımı, yapacaklarımı falan yazıyordum. Hazır ders çalışma konusu açılmışken bir de şunlardan bahsedeyim. İşte Balıkesir'de nerelerde ders çalışabilirsiniz? Kütüphane nerelerde var? Okulda, işte şehirde ya da yurtta falan. Biraz bunlardan bahsedeyim ve ilk olarak bir yer keşfettim ki siz de hani illaki denk geleceksinizdir. Tam böyle Balıkesir merkezde, tam meydanda bir saat kulesi var. Tarihi saat kulesi zaten illaki göreceksinizdir. Onun hemen yanında da bir tane böyle eski tarzlardan kalma bir ev var. Ahşaptan oluşan bir ev. Baktım bir şey kütüphanesi yazıyor. Hatta şurada yazıyor: Ali Bey Yazma Eserler Kütüphanesi. Hem orada hani araştırma yapacaklar için de bir bölme var. İşte bilgisayar kısmı falan da var. Neyse ben gittim. İki katlı bir yer. Ama o kadar güzel ki, size hani burada fotoğraflarını mutlaka koyarım. Herkesin ayrı bir masası var. Masasının üstünde ayrı bir lambası var. İşte klima var. Aşırı bir sessiz ortam. Hani ben bakıyordum oraya kimler gelmiş diye, bir imza falan atıyordu. İşte doktorlar çalışmaya geliyor ya da yüksek lisans yapan öğrenciler, KPSS'ye çalışan öğrenciler. Hep bu tarz hani öğrenciler geliyor ve çok sessiz ve tam bir çalışma ortamı. Bir de yanında da saat kulesi olduğu için her saat başı da çan çalıyordu. Hem bina eski hem böyle çanlar falan çalması gerçekten çok farklı bir yerde çalıştığımı hissettiriyordu ve daha çok motive falan oluyordum. Ki ben oraya sadece ders çalışmaya gitmiyordum. Böyle kitap okumam gerekiyorsa da oraya gidiyordum. Mutlaka oraya bence gitmenizi tavsiye ederim. Şimdi size bir de bir video izleteceğim. Üniversiteye ilk gittiğim günü video çekmişim, böyle 2-3 dakikalık. Mesela onları çekerken 2 sene sonra YouTube'da paylaşacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama böyle ana olsun diye çekmişim, böyle kendi fikirlerimi falan paylaştığım bir video vardı. Ara ara zaten böyle videolarım da var. Onu izleyin. Herkese merhaba. Bugün üniversitenin ilk günü olduğu için kampüsü dolaşıyorum. Dersim erken bitti kaç? Bir 2 saat önce erken bitti. Mimarlık Fakültesi'nin önündeki durağa bineceğim. Daha sonra yurda gideceğim. Gördüğünüz gibi bitki topladım. Bitki kopardım. Onu çalışma masamın üzerine koymayı düşünüyorum. Kitaplarımı şimdiden bitirmem lazım. Çünkü hocalar bir sürü kitap önerdi. Onlar alınacak. 10 günde bir özet istedi. Yani bir haftada kitap bitirmem lazım. Bu arada üniversitenin kampüsü gerçekten çok fazla geniş. Tıp fakültesi zaten kampüsün dışında, veterinerlik fakültesi de kampüsün diğer dışında. Erkek KYK yurdunun hemen o taraflarında. Yani birbiriyle araları çok mesafesi var. Onun için biraz ulaşımı zor diyebilirim. Ama mesela Fen Edebiyat Fakültesi falan, bunlar hep yemekhane, yani ana kampüsün merkezinde, böyle kafelerin A101'in olduğu yere, ATM'lerin olduğu yere yakındı Fen Edebiyat Fakültesi. Hemen zaten fakültenin önündeydi yemekhane. Ulaşım da o şekilde zaten merkeze çok uzak. Neredeyse yurtla arası 40 dakika falandı. Bir de ilk gittiğim zamanlar böyle yemekhanenin önünde kafeler, yemek yerleri falan var. Onun önünde de bir gösteri olmuştu atlarla alakalı. Onu da göstereyim size. Bir de kampüste böyle kocaman bir ayrı bir kütüphane yok. Hatta yapılıyordu diye hatırlıyorum. Kütüphane o zamanlar rektörlüğün hemen zemin katındaydı. 2 katlı bir kütüphane. Gayet böyle rafların arasında çalışma alanları vardı. Masalar falan vardı. Ben oraya da gidiyordum, böyle kitap falan almaya gidiyordum. Eğer okuldaysanız da o kütüphaneye gidebilirsiniz. Tabii ki de rektörlük yine uzak. Yine biraz yürümeniz gerekecek. Bir de ders çalışmak için ben camiye de gitmiştim bir ara. Cami, yani kampüsün içinde cami fazla yoğun olmuyor. Bomboş oluyordu yani, ve en sessiz yerdi. Bir de yazları falan böyle serin oluyordu. Oraya gidiyordum. Caminin içine notlarım falan vardı. Sesli bir şekilde okuyordum, ediyordum. Bir de kampüste caminin yanında böyle bir kafe gibi bir yer var. Ya müftülüğün açtığı ya da Diyanet'in açtığı bir yer. Ücretsiz çorba ve çay dağıtımı falan yapılıyordu. Ben oraya sınav zamanı gitmiştim. Böyle büyük masalar falan vardı.
ufak bir kitaplık vardı, böyle dini kitaplar. Orayı da tercih edebilirsiniz. Ben orada Osmanlı Türkçesi çalışmıştım. Bir de Balıkesir'e gittiğinizde böyle Balıkesir'in eski evlerin olduğu bölümler var. Böyle full ahşaptan böyle konak tarzı evler diyebilirim. Ben oralarda dolaşırken böyle fotoğraf müzesine denk geldim ve girdim içeri. İki katlıydı. Altta böyle fotoğraf makineleri falan vardı. Üstte de kütüphaneydi böyle. Kütüphane tarzıydı yani. Orada ders çalışılıyor mu bilmiyorum ama masa falan koymuşlar. Arkada böyle raflarda kitap falan vardı. Oraya da gidebilirsiniz. Yani Balıkesir küçük bir yer. Aslında sosyal aktivitesi biraz az ama ders çalışmayı seviyorsanız ya da bu tarz yerleri arıyorsanız sadece hani kütüphane, işte kafeler, etüt odası gibi bakmayın. Gerçekten birçok ders çalışabilecek ortam var. Onlardan birkaçını da size söylemeye çalışıyorum. Ha bir de Balıkesir'de Esas 10 diye AVM var. Orası da gayet geniş, büyük. Ben oraya hep giderdim. Neden giderdim? Starbucks'a ders çalışmaya giderdim. Bu arada bu Esas 10 AVM'de de etkinlikler oluyor. Hani sadece alışverişe falan yapmaya gitmeyin. Böyle konserler falan da düzenleniyor. Hatta yurda geldiğimizde bir Nazlı ile biz vardık galiba. Kalben'in de konseri vardı ücretsiz bir şekilde AVM'de. Ona gitmiştik. Siz de böyle etkinlikleri de takip edebilirsiniz. Tam Balıkesir'in merkezinde tren garı var. Mesela gittiğiniz, geldiğiniz şehirde tren falan varsa trenle Balıkesir'e gelebilirsiniz. Ayrıyeten de hafta sonları böyle çevre illere trenle gidebilirsiniz. Kütahya var, Balıkesir var, Manisa var falan. Böyle geziler de düzenleyebilirsiniz. Bu arada yemekhanenin yanında hemen yüzme salonu ve fitness salonu var. Ben fitness'a gitmiştim. Başladım böyle. Ücretsiz bir şekilde hem de. Oraya da gidebilirsiniz. Hatta yüzmeye de gidebilirsiniz. Bir de ben tesadüfen böyle sokaklarda gezerken bir yer keşfettim. Bir bina. İşte bir şey kütüphanesi yazıyordu. O niyetle hani binanın içine gittim. Üçüncü kata çıktım. Kimse yok. Ve hani girdiğimde şok olmuştum. Size de zaten gösteririm. Böyle masa var. Her yer böyle kitaplık raflarla dolu. Sonra önümde böyle boyalar var, rengarenk tuval var, böyle resim çalışması yapılmış. Yani hem resmi çok seviyorum hem bir de bir kitaplık var, böyle çok güzel bir yer. Sonra işte oraya gittim o vesileyle. Orada da resim kursuna başladım, kara kalem dersi almaya başladım. İşte yarım gün gidiyordum, sonrasında da okula falan gidiyordum ikinci öğretim olduğum için. Siz de böyle kurslara başlayabilirsiniz, gerek halk eğitimde bir de meslek edindirme kursları falan var. Oraları da takip edebilirsiniz. Eylül gibi başlıyor. Hem böyle okula gittiğiniz, yani okula gittiğinizde çok boş zamanınız olacak. Mesela günde birkaç dersiniz olacak. Öğleden sonra full boş olacaksınız. Böyle kurslara gidip kendinizi de geliştirebilirsiniz. Bir de Balıkesir'de ünlü o cumartesi pazarları oluyor. Gerek böyle kıyafet, böyle ev eşyaları falan, gerek de sebze meyve böyle kurabiyelerin falan satıldığı bir yer oluyor. Oraya biz böyle kızlarla hep gidiyorduk işte yurttan çıkıp. Siz de o pazara uğrayabilirsiniz. Üniversite hayatınızda umarım sizler de böyle güzel anılar biriktirebilirsiniz. Ben orada bir dönem okudum ama gerçekten fotoğraflara baktığımda dolu dolu geçtiğini anlayabiliyorum. Umarım yararlı olmuştur. Daha çok bilgilendirici değil de böyle anılarımı ve tecrübelerimi, deneyimlerimi anlattığım bir video paylaşmak istedim. Daha fazla böyle Balıkesir'le alakalı sorularınız olursa mutlaka yorumlara yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.